Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar diliyorum herkese. Evet, bu hafta merkez bankalarının haftası olduğu diyebiliriz. 30 Nisan tarihi itibariyle bizim merkez bankamızın yapmış olduğu açıklamalar sonrasında dün itibariyle Sayın Murat Kaya'nın yapmış olduğu bir sunum gündemde son derece önemli bir yer teşkil etmişti. Bu akşam ise FED'in, Amerika Merkez Bankası FED'in açıklamaları ve kararı gündemdeydi. Evet, FED biraz önce kararını açıkladı. Beklendiği gibi faiz oranında herhangi bir değişikliğe gitmedi. 10 üyenin de 10'unun bu husustaki oy birliğiyle almış olduğu 10'a 0 ile alınan bir kararla faizler değiştirilmedi. Zaten genel beklenti bu yöndeydi ve son dönemlerde gelen olumlu ekonomik veriler paralelinde FED'in yıl sonuna doğru bir faiz indirimi yapabileceği hususundaki beklentiler de ciddi şekilde ön plana çıkmış durumdaydı. Sevgili arkadaşlar, FED'in kararı öncesinde şurada görmekte olduğunuz gibi DolarTL'yi 5.95'ler yakınlarında görüyorken FED kararının açıklandığı an itibariyle, yani burası şu anda mouse'umun ucu şu bölge olarak görmekte olduğunuz nokta, saat 20.55 dakikasını göstermekte ve kararın açıklanmasıyla birlikte 93.70'ler civarına doğru önemli bir geri çekilme yaşandı. Ancak ardından derhal FED'in yapmış olduğu açıklamalar paralelinde tekrardan önceki seviyenin daha da ötesi olan 5.95 üzerine çıkılmış durumda. Anlık verilerin gördüğünüz gibi hızlı reaksiyonlar yaratabildiğine tanık oluyoruz. Her zaman söylediğim gibi anlık haber akışlarına bağlı olarak hareket etmemek, karar vermemek en doğru yöntem şeklinde. Evet, FED faizleri değiştirmedi ve faiz indirimi hususunda dün Trump'ın atmış olduğu bazı tweetler vardı. Bir anlamda FED'i sözlü anlamda yönlendirebilmek bakımından. FED düşük enflasyon verilerine rağmen yüksek faiz politikasını benimsedi. Oysa ki düşük faiz politikasını benimsemiş olsaydı çok daha olumlu olabilirdi. FED ortalama 1 puan, örneğin 1 puan civarında bir faiz indirimine gidecek olursa ekonominin daha da canlanacağını ve daha da hareketleneceği hususundaki görüşlerini dile getirdi. Dolayısıyla bu tablo dahilinde FED'in önümüzdeki dönemde bir faiz indirimi yapma olasılığının arttığını söyleyebiliyoruz. Ancak FED diyor ki ben sabırlı duruşumu devam ettireceğim, veriler paralelinde ancak karar vereceğim diyor. FED'in faiz indirmesi veya artırmasının önemi nereden kaynaklanıyor? Özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkeler açısından önemine baktığımız zaman FED eğer faiz indirecek olursa dünyada dolaşımda bulunan, yatırım yapmakta olan, carry trade dediğimiz parayla para kazanma adımlarını uygulamakta olan likiditenin bir şekilde kendi ülkesine geri döneceği ve orada yüksek faizden nemalanmak isteyebileceği hususu gündemde olacaktı. Ancak FED faiz artırmak yerine faiz indirimi politikasını izleyecek olur ise bu durumda Amerikan doları bir şekilde dünya çapında kendisine nema aramak durumunda kalacak ve bu durum ise gelişmekte olan ülkelere likiditenin biraz daha bol miktarda akması ve risk iştahının artması anlamına gelebilecektir. Affedersiniz. Evet arkadaşlar, FED konusunu burada noktalayabiliriz. FED'le ilgili olarak çok önemli bir değişimin söz konusu olmadığına ifade edebiliriz. Zira dün itibariyle başlayan dolar endeksinde bir geri çekilme eğilimi vardı. Bu geri çekilme eğilimi 97-98'ler civarından 97 seviyesinin de aşağısına kadar indi. Bu tablo dahilinde euro dolar paritesinde 1.12.65'lere doğru bir yükseliş yaşandı. Ancak hemen özellikle belirtmem gerekir ki euro dolar paritesinde yaşanan yükseliş sadece dolar endeksindeki geri çekilmeden kaynaklanmıyor. İlk çeyrek büyüme verilerinin Avrupa'da iyi gelmesi sebebiyle de euronun bir değer kazanımına tanık olunmuştu. Bu faktörü de göz ardı etmemek gerekiyor. Bu paralelde altın fiyatlarında önemli bir atak yaşanmıştı. 1287'ler, 88'ler seviyesine kadar, ama dolar endeksinin tekrardan güçlenme eğilimi içerisine girmesi, FED kararı sonrasında ilk anlık şokun atlatılması akabinde tekrardan bir güçlenme eğiliminin söz konusu olması, yani doların genel anlamda dünya genelinde değer kazanımının bir şekilde oluşmaya başlamasıyla birlikte tablo çok hızlı bir şekilde ters dönebiliyor. Euro dolar paritesinin 1.12'ler seviyesine tekrar yaklaştığını ve altında ise oldukça sert bir geri çekilme yaşandığını görmüş bulunmaktayız. Zira USDTRY kuru bakımından da baktığımız zaman daha birkaç dakika önce 9.5.93 70'ler 5'ler seviyesine kadar gerilemiş olan USDTRY'nin şu anda 5.95'in de üzerine 5.96 yakınlarına tekrar sıçrama yaptığını görmüş bulunmaktayız. Zira şu sıralarda FED Başkanı Powell'ın açıklamaları gelmekte ve Powell herhangi bir acelelerinin olmadığından bahsediyor. Bir anlamda Trump'ın 1 puan faiz indirimi yapılırsa ekonomi daha hızlanır vesaire şeklindeki söylemlerinin tam tersine bir yaklaşım ve açıklama içerisinde bulunuyor. Uzun vadeli kompozisyonlara ilişkin sabırlı olunması gerektiğinden bahsediyor. Herhangi bir acelelerinin olmadığının ifade ediyor ve her iki yönde de politikalarının değişebileceği, verilerin önemli olduğu, gelecek olan verilere bağlı olarak anlık durumu değerlendirmek suretiyle kararlar verebileceğini ifade ediyor. Özetle kararın ardından Powell'ın yapmış olduğu açıklamalar doların tekrar dünya genelinde güçlenmesi anlamına gelen bir tabloyu bizlere göstermiş oldu. Evet arkadaşlar, dolar açısından, kendi ülkemiz açısından, kendi iç dünyamız açısından konuya dönecek olur isek, değerli arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada sürekli olarak sizlere vurguluyorum. Şurada bir sarı hattımız artık destek konumu itibariyle kendini hissettiriyor. Beyaz ve sarı çizgimizin sınırlamış olduğu kanaldan çıktık ve şu anda bu sarı noktamız, sarı eğrimiz artık bir destek konumu haline geldi. Şu an itibariyle 5.9317 seviyesi desteğimiz ve gördüğünüz gibi bugün itibariyle görmüş olduğumuz en düşük seviye 5.9377 oldu. Özetle bu destek seviyemiz ciddiyetle korunuyor ve en önemli husus ise arkadaşlar, şu anda bu desteğin korunması durumunda olası bir yukarı atakta takip etmemiz gereken kritik direnç seviyemiz ise sarı kesik çizgilerimizin tanımlamış olduğu 6.04 bölgesine doğru taşınmış. Yükselen bir kanal, yükselen bir trend içerisinde olduğumuz için desteklerimizde, dirençlerimizde her gün değişim göstermekte. Dolayısıyla aynı grafik üzerinden sizlere yorum aktarmamın sebebi de bu değişimleri net bir şekilde takip edebilmek bakımındandır. Değerli arkadaşlar, dolarla ilgili olarak dün itibariyle gerçekleşen Merkez Bankası Başkanımızın açıklamaları sonrasında, hatta bu açıklamaların evvelinde özellikle doların 5.9853 seviyesine doğru bir yükseliş yaşadığını ve bu yükselişin bir önceki 25 Nisan tarihindeki 5.9808 noktasından 0.50 kuruşluk daha bir yukarı noktaya tekabül ettiğini, dolayısıyla son dönemler veya son haftalar itibariyle yeni bir zirvenin test edildiğini bir önceki yorumumda ifade etmiştim. Ancak bu yeni zirvenin test edilmiş olmasının çok önemli bir hassas noktası bulunuyor ki 25 Nisan tarihinde 5.9808 seviyesi görülmüştü ama kapanış 5.9275 yani 5.93 gibi önemli bir geri çekilme ile sonuçlanmıştı. Fakat 30 Nisan tarihi itibariyle tabloya baktığımız zaman 5.98.53 seviyesi görülüyor ama kapanışımız 5.96.50 ile oldukça zirveye yakın bir noktadan olmuş durumda. Bu durum göstermekteki arkadaşlar 5.98-5.99 aralığında bir direnç oluşmuş durumda. 2 defa bu seviye test edildi ancak bu seviye artık bir manada yıpratılmaya başlandı diyebiliriz. Bu direnç noktasının 1-2-3 defa zorlanması durumunda bir şekilde bu direnci de aşmak niyetinde olduğunu, geri çekilmelerde güç toplayıp tekrar bu noktaya doğru yöneldiğini veya yuvarlak bir ifadeyle 6 direncine doğru bir hareketliliğin yaşanmakta olduğunu, güçlü eğilimin devam ettiğini rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Evet, şu an itibariyle genel anlamda içinde bulunduğumuz genel ekonomik koşullar, şunlar bunlar, bunlarla ilgili olarak bir değişim yok. Yapılan açıklamalarda yabancıları maalesef ki Merkez Bankamızın rezervleri konusunda ikna edebilmiş durumda değiliz. Açıklamaları tatminkar bulmadılar. Bu evreyi de atlatmış bulunuyoruz. FED toplantısını da atlattık diyelim ve önümüzde seçim mevzusu var. YSK'nın vereceği seçimlerle ilgili olan karar ne olacaktır mevzusu var. Bu kararın Cuma günü açıklanacağı hususunda çok yoğun bir beklenti vardı ama şu an bu kararın Pazartesi günü açıklanabileceği hususunda basına çeşitli bilgiler gelmekte. Hakim beklenti Pazartesi günü itibariyle kararın açıklanacağı yönünde. Karar öncesinde ise arkadaşlar dolardaki güçlü eğilim devam ediyor. Bunu sürekli olarak vurguluyorum. Şayet seçimlerin tekrarlanması şeklinde bir karar çıkacak olur ise bu durum ekonomide yeni belirsizlik, ekstra harcamalar ve yapılmak istenen reformların bir anlamda ertelenmesi ve ülke gündeminin tekrardan İstanbul seçimlerine odaklanması anlamına geleceğinden dolayı bu tablo ekonominin biraz daha hasar görmesi manasına geleceğinden dolar TL'deki hareketliliğin artması beklenebilir eğer seçimlerin iptali durumunda. Seçimler iptal edilmezse ne olur arkadaşlar? Çok da büyük bir geri çekilme olmasını beklemiyoruz. Çünkü dolar TL'yi etkileyen tek faktör seçimler konusu değil. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullar, atılamayan adımlar, ödemek durumunda olduğumuz ve yıl içinde bir yıldan az vadesi olan borçlarımızın 180 milyar dolar seviyelerine ulaşmış olması ve tabii ki S400 meselesinin hala bir netlik kazanamamış olması gibi sebeplerle olası bir olumlu tabloda dolar TL'nin yaşayabileceği geri çekilmenin birinci noktası arkadaşlar şurada yeşil çizgilerimle sizlere tanımlamış olduğum 5.85 noktası ve bu seviyenin de aşağısına gelinmesi durumunda ise beyaz çizgimizin oluşturduğu daha önceki kanalımızın alt desteği olan ve şu anda 5.77 seviyesine yükselmiş olan şu bölgedir. Yani 5.77-5.85 aralığına doğru iyimser bir havanın oluşması durumunda bu seviyeye kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. İlla ki olacaktır şeklinde bir iddiada bulunmak elbette ki mümkün değil ama bir bu hususu seçimlerin yenilenmesi konusunu bir bahane olarak algılamak suretiyle, bir psikolojik algı yaratılmak suretiyle 5.85-5.77 bölgesine doğru bir geri çekilme olasılığını ihtimaller dahilinde görmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Bu olasılık çok güçlü bir olasılık mıdır? 5.77'lere kadar devam eder mi? Burası da meçhul olmakla birlikte şahsi görüşüm şurada görmekte olduğunuz yeşil çizgilerimizin bulunduğu 5.85 noktasına kadar yani 5.85-5.90 aralığına kadar bir geri çekilme olabilir ama bu geri çekilme 1-2 gün belki de birkaç saat bile sınırlı kalabilir. Zira haber etkisiyle oluşan tablo genel resmi çok fazla bozmamakta, anlık bir değişim, anlık bir dalgalanma yaratmakta. Evet arkadaşlar, yarın için takip etmemiz gereken seviyelere gelince 5.95, 5.96, 5.95-80 seviyesinin an itibariyle yarına yönelik olarak pivot seviyemiz konumunda olduğunu görmekteyiz. Şu an piyasalar kapanmadı. Ben gece size 24'ten sonra Twitter adresimden yarına yönelik olarak milimetrik bir şekilde pivot değerlerini tablo şeklinde yayınlayacağım. Şu an itibariyle canlı piyasa itibariyle bu seviyelerden piyasanın kapandığını dikkate alacak olur isek bunu varsayacak olursak 5.95-88 seviyemizin pivot konumunda olduğunu görmekteyiz. Şu an itibariyle 5.96 üzerinde bir seyir hakim olduğu için ilk etapta 5.97-50-5.97-60 seviyesini takip etmemiz gerekiyor. İlk direncimiz olarak 5.97-50'nin açılması durumunda ise 5.98-60 seviyesinin ikinci bir direnç olabilir. Ve ardından 6 seviyesinin pivot direnci olarak takip edilmesi gerektiğini, özetle 5.95-50 üzerinde 5.97, 5.98-50 ve 6 seviyelerini önemli virajlar olarak takip etmekte yarar olduğu kanaatindeyim. Artı bir hususu daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. 5.98-08'i en yüksek seviye olarak gördük 25 Nisan'da. Ardından 5.98-53 seviyesi görüldü ve gittikçe bu sarı çizgimize yaklaşılan bir eğilim içerisindeyiz. Yeni bir atakta bu bir miktar daha yukarı bir seviyenin görülme olasılığı mümkündür. Çünkü son günler itibariyle baktığımız zaman dolar TL'nin yeni zirve noktaları yaratmak, minik farklılıklarla olsa bile yeni zirve noktaları yaratmak suretiyle kademeli yükseliş eğilimini devam ettirdiğini ve bir önceki diplerinde daha aşağı seviyelerde değil daha yukarı seviyelerde oluştuğunu yani yükselen bir trend eğilimine son derece uyumlu bir gidişatın hakim olduğunu görmüş bulunmaktayız. Evet sevgili arkadaşlar, şayet 5.96-50'ler civarında veya kısaca 5.96 aşağısında bir seyir söz konusu olacak olur ise 5.94 seviyesi ve 5.91-50 olarak daha önceki analizlerimde de vurgulamış olduğum haftalık pivot seviyesine doğru bir geri çekilme olabilir. Ancak 5.94 ila 5.91-50 aralığının bir tepki ve destek bölgesi olma özelliğini yakından takip etmekte yarar bulunuyor. Şu an itibariyle 5.93-17 seviyesinin önemli bir destek konumunda olduğunu, kısa vadeli anlık ve günlük işlemler yapan arkadaşlarımız itibariyle bu seviyeyi son derece yakından takip etmelerinin gerekli olduğu kanaatindeyim. Bir de arkadaşlar Nisan kontratlarımız sona erdi biliyorsunuz VIOP dolar adına. Mayıs kontratları itibariyle yarına yönelik olarak ne konumda olduğumuzu bir bakalım isterseniz. Kapanışımız 6.08.35 ila gerçekleşti. Pivot seviyemiz 6.07.89, 6.07.90 diyelim ama sonuç itibariyle pivot seviyesinin üzerinde bir kapanış gerçekleştiği için 6.09.66 seviyesi birinci direnç noktamız konumunda, ikinci direnç noktamız 6.10.51 ve sonraki direncimiz ise 6.12.27 olarak görülmekte. 6.07.90 aşağısında kalındığı zaman ise 6.07 ve 6.05.20 seviyeleri, 27 seviyeleri yakından takip edilmesi gerekiyor. Pivot seviyemiz 6.07.90, özellikle bu seviyenin yukarısında mı aşağısında mı kaldığımız mevzusu yön hususunda bizlere fikir vermiş olacaktır. Değerli arkadaşlar, dolar TL ve VIOP dolarla ilgili olarak ve FED sonrasındaki gelişmelerle ilgili olarak söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Bir hususu daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. FED kararı sonrasında FED'in faiz indirimine yönelik beklentiler artmış olabilir. Bu durum gelişmekte olan ülkelerin lehine bir durumdur. Ancak ekonomide veya dünya piyasalarında maalesef ki sadece tek bir veriyle veya bir iki veriyle sonuca gitmek doğru değildir. Farklı farklı verilerin birbiriyle korelasyonu son derece önemlidir. Zincirin halkalarından bir tanesinin zayıflamış veya kopmuş olması bilinen tabloyu değiştirebilir, beklentileri değiştirebilir. Dolayısıyla Asya piyasalarında bir satış eğiliminin gündemde olduğunu görüyoruz son 1-2 gün itibariyle. Çin PMI verilerinin olumsuz gelmesi ve bu anlamda bir huzursuzluk yaratmış durumda. Bu nedenle arkadaşlar FED'in verileri, eğer FED faiz indirimine bir yeşil ışık yaktı şeklindeki bir düşüncenin ardından hemen endekste veya gelişmekte olan ülke borsalarında çok büyük alımların veya çok büyük artışların yaşanabileceği hususunda kesin karar vermemek gerekiyor. Temkinli davranmaya devam etmek gerekiyor. Bunu da bir anekdot olarak belirtmek istedim. Hoşça kalınız, iyi akşamlar, saygılar.